Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Transform Studio serisi 2 numaralı olan Stinger'ı inceliyoruz. Bildiğiniz üzere figürün incelemesi zaten vardı. Ancak 22 dakikalık bir video olduğu için o videoyu silmek zorunda kaldık. Ve şu anda 10 dakikalık bir video olacak bu. Yeni bir incelemeyle başlıyoruz. Öncelikle figürün kutusuna bakacağız. Kutusun ön kısmı bu şekilde. Takaratomi, Generations yazısı, Transformers yazımız, Transformers 4'ü gösteren ibareler, Stinger ve Stinger'ın güzel bir CGI resmiyle birlikte 2 numara yazımız gerçekten çok güzel. Ardından yan kısmına geliyoruz. Yan kısmında Stinger'ın yine aynı CGI resmini görmekteyiz. Gerçekten mükemmel. Diğer tarafa geçiyoruz. Yani arka tarafına. Arka tarafında görmüş olduğunuz gibi Stinger'ın yine güzel bir CGI resmini görüyorsunuz. Ve burada da diğer figürler var. Gerçekten çok güzel işlenmiş. Hong Kong Pursuit sahnesini gösteren ibareler vesaire vesaire. Yan kısmına geliyoruz. Ve yan kısmında görmüş olduğunuz gibi 2 numara yazımız ve Stinger'ın yine resmi. Ardından içeriye bakacağız. İçerisinde hemen kutu plastiğimiz var ve arka plan var. Arka plan şu şekilde, görmüş olduğunuz gibi 2 numara yazımız Hong Kong Savaşı'nı gösteriyor ve figür de içerisinde bu şekilde durmakta. Ardından dönüşüm kağıdımız var. Dönüşüm kağıdımızda gerçekten çok güzel işlenilmiş figür ve şöyle açıyoruz. Gerçekten uzun bir dönüşüme sahip. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 21 adımda dönüşüyor. Gerçekten mükemmel. Evet. Figürümüzü yakından detaylıca inceleyecek olursak gerçekten çok güzel dizayn edilmiş bir figür. Ancak figür filmdekiyle alakası yok. Yani filmdeki haline ben benzetemiyorum bu figürü. Ama yine de koleksiyonda öylesine güzel bir değer katıyor ki anlatamam. Yani figür 2 numara olmasıyla birlikte V1'in gerçekten en canlı figürlerinden bir tanesi. Kırmızı renkleri gerçekten çok güzel. Ancak benim figürümde görmüş olduğunuz gibi şurası siyah. Ve arka kısmında da gördüğünüz gibi şu kısımlar siyah. Ve şu yan kısmı da siyah. Çünkü custom yaptım ben bu kısımlarını. Çünkü olması gereken de bu ve jantların içinde de görmüş olduğunuz gibi siyah bir custom bulunuyor. Çünkü kırmızıydı ve çok kötü oyuncak hissiyatı veriyordu. Böyle ufak siyah custom'lar yaparak figürü canlı bir hale getirdim ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu ince detaylar gerçekten figürlerde yapılması gerekiyor. Yoksa figür gerçekten birazcık eksik duruyor. Her neyse, figürü gördüğünüz gibi bu şekilde. Yanında herhangi bir silah gelmiyor, ancak şu dişlileri geliyor. Silah olarak bu aracın kendi üst kısmı silah görüntüsü verilmiş. Yani birazcık saçma olmuş ama yine de maalesef yapacak bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde görünmekte. Şu bacaklar falan katlanmıyor maalesef. Kötü bir mühendisliğe sahip bir figür. Bu yüzden yani 2017'de üretilmiş bir figür. 2018'de de satışa çıkmış bir figür. Eski bir figür. Bu yüzden yapacak bir şey yok. O zamanki zamanlara göre üretilmiş olan en yani fazla dönüşüme sahip olan Deluxe'lerden bir tanesi sonuçta bu. Ve mühendislik bakımından yani fazla bir oy alamayacak bu figür benden. Ancak yine de güzel bir hissiyatı var. Yanına V1'den 8 numara Blackout koyduğumuz zaman da boyutları bu şekilde oluyor. Gerçekten Blackout bayağı bir büyük duruyor yanında. İkisi gerçekten yan yana çok güzel duruyorlar. Yani V1 ekibi zaten Türkiye'de birçok fanın açıkçası toplamayı istediği bir koleksiyon yani. V1 figürleri gerçekten çok detaylı figürler sonuçta. Crowbar'ı koyduğumuzda bu şekilde görünmekteler. Crowbar'ı bu arada pozladığım için bu şekilde görünüyor. Çünkü çok daha güzel bir görüntü sunuyor açıkçası. Yanına Lockdown'u koyduğumuzda da bu şekilde görünüyorlar. İkisi de birlikte çok güzel görünüyorlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yanlardan falan bu şekildeler. Gerçekten harika. Son olarak yanına Rotopi'yi koyduğumuzda da boyutları bu şekilde görünmekte. Gerçekten ikisi de koleksiyonun içerisinde en sevdiğim figürlerden. Yani ikisi birlikte çok güzel duruyorlar. Ancak Stinger'ın eklemlerinde gevşeme sorunları herkeste oluyor. Hemen bir dönüşüme geçelim. Dönüşüme geçmeden önce şu dişlilerini çıkartacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Parça dönüşümü yani birçok fanın nefret ettiği bir dönüşüm modeli. Ancak Hasbro maalesef figürlerin fazla bütçe ayırmak istemediği için parça dönüşümü her figürde illaki oluyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle açıyoruz. Bu kısmı tutup yukarı doğru kaldırıyoruz. Şurayı indiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından geliyoruz. Bu kısmı tutup döndürüyoruz. Bu şekilde. Ve aracın üst kısmını oluşturuyoruz. Ardından bu dişlileri şuradaki boşluğa takacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından ayaklara geliyorum. Ayakları şöyle aşağı doğru katlıyoruz. Ve bacakları düzelttikten sonra şu arka tekerleri döndüreceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi burasında bulunan parçayı bacaklarla birleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Aynen bu şekilde olacak. Ancak öncelikle şu kapı kısımlarını ayarlamamız gerekecek.
Evet, şimdi dönüşüme devam ediyoruz hemen hız kesmeden. Şuradan bacakları birleştirdikten sonra şuradan arka kısmı oluşturacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı işlemi diğer bacakta da yapacağız hemen. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Şöyle ayarlıyoruz. Takıyoruz. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde aracın arka kısmı gördüğünüz gibi oluşmuş oldu. Ardından geliyoruz. Buradan tutup burayı takacağız. Bu kısmı taktıktan sonra geliyoruz. Bu far kısmını da ön kısmına yerleştireceğiz. Aşağı doğru indirip bastırıp kenara ittireceğiz. Bu kısımlarda dikkat etmeniz gereken tek nokta şu ayna kısımları genellikle. Aynı işlemi burada da yapacağız. Şuradan şu kısmı açıp burayı döndüreceğiz. Takacağız, ittireceğiz. Ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Ve burayı taktıktan sonra aracın ön kısmını oluşturduk. Hemen bu kısma geliyorum. Bu kısımda şurayı döndüreceğiz. Yukarı doğru kaldırıp ittireceğiz, sadece bu kadar. Gördüğünüz gibi kendisi zaten girdi içerisine. Ardından son olarak kafa kısmını döndürüyoruz ve içeri doğru ittirdikten sonra Stinger'ın araç formu dönüşmüş oldu. Peki Stinger'ın araç formunda şu dişleri nereye koyacağız? Dişleri de tabii ki de aracın altında saklayabiliyoruz. Şu şekilde takarak görmüş olduğunuz gibi hemen dönüşüm zaten tamamlandı. Bu şekilde gördüğünüz gibi Stinger çok güzel bir şekilde sergileyebilirsiniz. Araç formuna şöyle detaylı bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarda ve jantların içerisinde siyah custom var. Bu sayede gördüğünüz gibi daha canlı bir araç formu elde etmiş olduk. Ancak araç formunda sevmediğim tek nokta şu Decepticon logosunun burada olması. Çok saçma yani. Ama onun dışında gerçekten dört dörtlük bir figür. Gerçekten mükemmel bir araç formuna sahip. Yanına Clunker Bumblebee koyduğumuzda boyutları bu şekilde görünmekteler. Gerçekten mükemmeller görmüş olduğunuz gibi. Ardından yanına 71 Dino koyduğumuzda da bu şekilde görünmekteler. Gördüğünüz gibi gerçekten harikulade araçlar. Ancak Dino maalesef Ferrari olmadığı için pek de iyi durmuyor ama yine de Stinger 4 4'lük bir figür görmüş olduğunuz gibi. Evet, bugün kısa bir süre içerisinde 02 Stinger'ın incelemesini yapmış olduk. Umarım video güzel olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.